İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan'ın yerli halklar toplantısında yerli Ermeni dili konusundaki ilk konuşması. Batı Ermenistan Dışişleri Bakanı Lidya Margosyan'ın yerli halklar meclisinde Lazaro Pari anısına yaptığı bir konuşma. Batı Ermenistan Dışişleri Bakanı Lidya Margosyan'ın Artsakh Ermenilere adanan Yerli Halklar Meclisi'ndeki ikinci konuşması. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi adaylarının ön seçim kampanyası. Batı Ermenistan'ın evlatları Erik Abrahamyan. Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine. Seçim öncesi kampanya Susanna Vartanyan. 16 Temmuz 2023 Pazar günü hükümetler arası bir mekanizma olan Cenevre'de Birleşmiş Milletler'in Yerli Halklar Uzmanlık Mekanizması'na adanan oturumda ön söz olarak Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armenak Abrahamyan ve Batı Ermenistan Dışişleri Bakanı Lidya Margosyan çeşitli konuşmalar gerçekleştirdiler. Bu faaliyetler çeşitli konuları ele alan bilirkişi mekanizmasının gündeminin bir parçasıdır. Militarizasyonun yerli halkların hakları üzerindeki etkisi, Yerli Diller Komisyonu'nun 10 yıl çerçevesinde Birleşmiş Milletler'e yerli halkların katılımını artırmaya yönelik küresel eylem planı bunlardan bazılardır. Yerli halkların dilleri ile ilgili olarak Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armenak Abrahamyan şunları belirtti. Yerli dillerin nasıl çalıştığını daha iyi anlamak istedim. Bizim dilimiz Batı Ermenicedir. Bu nedenle dilimizi temsil etmek ve üye devletlere ve yerli halklara nasıl çalıştığını açıklamak istiyoruz. Örneğin biz yerli halkların hakları üzerine beyannamesini Batı Ermenice'ye çevirdik. Bizi ilgilendiren soruların cevaplarını almak için uzmanlara sunabilir miyiz? Batı Ermenistan Dışişleri Bakanı Lidya Margosyan 16 Temmuz 2023 tarihinde Cenevre'de Birleşmiş Milletler Yerli Halklar Uzmanlık Mekanizması oturumu öncesi düzenlenen Yerli Halklar Grubu toplantısında tarihi bir kişinin anısına bir konuşmada bulundu. Bayan Margosyan şöyle dedi. Birleşmiş Milletler Yerli Halkların Hakları Bildirgesi'nin başlangıcında yer alan ve yakın zamanda aramızdan ayrılan yerli halkların bir temsilcisi, tarihi bir figürüne saygılarımı sunmak istiyorum. Söz konusu şahıs, insanlığın yerli halkları kurtarmazsa kendini kurtaramayacağını söyleyen Keçua halkının temsilcisi Lazaro Pari'dir. Onun diğer yerli halklarla işbirliği olasılığına dair öyle bir vizyonu vardı ki, haklarını korumak için bu vizyonu Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi statüsüne getirmeyi başardı. İşte bu perspektifte ve özellikle kendi kaderini tayin yönünde gidersek istediğimiz statü yönetimdir ve bunu bazılarımız için uygulamışızdır ve evet İnsan Hakları Konseyi'ne kadar gideriz ve genel kurula gideceğiz. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Lidya Margosyan 16 Temmuz 2023'te Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Yerli Halklar Uzmanlık Mekanizması oturumunun girişinde düzenlenen Yerli Halklar toplantısında ayrıca militarizasyonun yerli halkların hakları üzerindeki etkisi hakkında da konuştu. Bayan Margosyan, Türkiye ve Bakü'nün Artsakh'ın yerli halkına uyguladığı ablukanın artan militarizasyonunun o bölgede yaşayan 120 bin kişi için ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. Batı Ermenistan Dışişleri Bakanı Margosyan, Artsakh'ın 1920'de tanınan ve devam eden devleti Batı Ermenistan olan Ermenistan'ın ayrılmaz bir parçası olduğunu hatırlattı. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi Seçim Komisyonu sizi 2023 Aralık ayında yapılacak olan seçimleri için yürütülen ön seçim kampanyası çerçevesinde düzenlenen 20. Zoom toplantısına katılmaya davet ediyor. Toplantı Ermenice ve Fransızca gerçekleşecek. Toplantı 20 Temmuz 2023'te Fransa saatiyle 20'de, Yerevan saatiyle 22'de gerçekleşecek. Toplantının konusu Birleşmiş Milletler, Yerli Halklar ve Batı Ermenistan. Aşağıdaki bağlantıdan Zoom toplantısına katılabilirsiniz. Erik Abrahamyan 24 Eylül 1961 yılında Hadrut'ta doğdu.
1979-1981 yılları arasında Sovyetler Birliği ordusunda askerlik yaptı. 1989-1994'te Hadrut, Baranda, Carakan, Vorotan ve diğer bölgelerin öz savunma ve kurtuluş savaşlarına katıldı. 1989-1992 tarihleri arasında Hadrut Savunma Karargahı'nın öz savunma timi komutanıydı. 1993'ten itibaren operasyonel servisin başında bulundu. Varanda ilçesinin Seyidahmetli köyünde şehit düştü. Erik Abrahamyan ölümünden sonra Artsakh Cumhuriyeti'nin birinci dereceden savaş haçı nişanı ile onurlandırıldı. Artsakh'ın Hadrut şehrinde defnedildi. Mucizevi bir renk veren solucanlarla ilgili ilk anımsamalar Moses Horenasi ve Ghazar Parbesi zamanlarına aittir. Orta Çağ tarihçileri eserlerinde Vortan Garmir'in tanımını yapmışlardır. Ghazar Parbesi hikayesinde bunu şöyle anlatıyor. Ayrıca Ararat'ın en verimli arazisinin kamış seven bitkilerinin filizleriyle de boşuna beslenmediği gibi kırmızı renkli bir süs şeklinde solucanlar doğurarak insanlara fayda ve lüks sunar. Ermeni yazarların yanı sıra yabancı tarihçilerin tanıklıkları da korunmuştur. Arap tarihçiler kızıl böcek hakkında şunları yazdı. Ermeniler Ermenistan dışında hiçbir yerde bulunmayan çok garip bir böceğe sahiptir. Bu toprak altında yaşayan kırmızı bir böcektir. Yılda yalnızca 10 gün sabahın erken saatlerinde ortaya çıkar ve toplanması bu sırada gerekir. Roma tarihçileri de 275 yılında İran Şahı'nın İmparator Aregionos'a kayısı renginde bir dokuma kumaş hediye ettiğini ve bu kumaşın muhteşem renginin her şeyi görmüş imparatoru şaşırttığını belirtti. İmparator bu kumaşın ana vatanını mutlaka bilmek ister. Ona bu kumaşın sadece Ermenistan'da bulunduğunu bildirirler. Çoğu zaman uzak ülkelerde Ermeni dünyası yerine Vortan Garmir ülkesi tabirini kullanırlardı. Vortan Garmir'in üretimi Ermeni krallarının tek elindeydi. Ardaşat şehrinde krallara özgü özel boyahaneler vardı. Araplar Ardaşat şehrini Vortan Garmir şehri olarak adlandırdılar. Susanna Vartanyan Ararat bölgesinin Ararat şehrinde doğdu. Kökenleri Batı Ermenistan'ın Halila köyünden geliyor. Baruj Sevak'ın adını taşıyan İkinoğlu okuldan mezun oldu. Hukuk eğitimi aldı. Şimdi Bayotzor bölgesinin Artabuynik köyünde yaşıyor. Bayotzor Bölge Devlet Koleji'nde hukuk öğretmeni olarak çalışıyor. Susanna Vartanyan'ın büyük oğlu 44 günlük savaşında ölümsüzleşmiş bir kahraman olan Norayr Sohomonyan'dır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Ganzasar adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Hasning Sasun adlı eseri sunuyoruz. Hayot zarır şole bade daştere galaçmanyak Hayot zarır şole bade daştere galaçmanyak Ver çigarun gönerle gam lavur benim marhamar Sasno zarır madat zarır garib genin anver Sasno zarır madat zarır garib genin anver Mahmudoy zekler kodre bazdik vahanlan giler Mahmudoy zekler kodre bazdik vahanlan giler Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.